Az önce gördüğünüz kapısını şeyin. Dur abi göstereceğim tekrar. Antalya, Anadolu Lisesi. Dur abi tekrar açıyorum burayı. Şimdi. Bizim okul burası. Şimdi bak burada böyle çiçek böcek olduğuna bakmayın. Burada o günlerden kalan iki bina var. Birisi bu. Kurban adak alınır. Birisi de Emin Market abi. Bu binaların hepsi yeni amına koyayım. Bunların hiçbiri yoktu. Hele bu yeşil çiçek böcek. Tabela. Bu tabelayı alıp alüminyumcuya satarlar amına koyayım. İmkanı yok. Böyle bir şey yok yani. Bizim okulumuz böyle bir yer değildi. Bu kapı da böyle elektrikli glüktrikli değildi abi, tamam mı? Sürgülü bir kapıydı. İki taraftan gelirdi. Yine böyle parmaklıklı. Abi şurada bir yerlerde mi ne? Bir ilkokul var. 8. sınıfa kadar gidenlerden. Yerini tam bilmiyorum. Hayatım boyunca hiç görmedim. Yalan olmasın ama biz dersteyken saat böyle 1-1.30 civarı bunlar okuldan çıkardı abi. Buradan böyle bir sürü şeklinde, tamam mı? Kara bir sürü geçer buradan abi böyle. Söylemesi ayıp. Bunların evrimlerinden dolayı olsa gerek. Çocuklar ufak olsa da böyle biraz daha iri oluyorlardı, tamam mı? Ben de zaten kendim ufağım. 2 yaş küçüğüm falan sınıf arkadaşlarımdan. Neyse abi nöbetçiyim. Tam şu kulübedeyim. Boşaldı bunlar geçiyor böyle, tamam mı? Çang çing çang çing vurmaya başladılar buraya. Ben ne olduğunu anlayamadım. O zaman benim Sony şeyim var abi. Discman'im var. O kadar cool bir çocuğum ki. Okulda sadece iki kişi de var abi. Gösteriyorum. Sony. Walkman abi. Bak abi. Doktor çocuğu olmak çok güzel. Babama var ya onu aldırana kadar. Bak hangisi gösteriyorum bak. İstanbul'da bir yer var ya. Doğubank mıydı? Neydi onun adı? Doğubank değil mi? Doğubank evet. Böyle elektronik şeyleri falan satarlar ya. Bak abi gösteriyorum hangisi. Bak ablamınkisi buydu. Bir yıl önce alınmıştı. Benimkinden bir dakika. Bu değil. Tam aynısını göstereceğim. Buydu abi. Benimkinden bir yıl önce alınmıştı. Ondan sonra ben kendiminkini aldırttım. Bu sefer Doğubank'tan almadık. Müslüm abi diye birinden almıştık Doğubank'tan. Babam sormuştu şimdi. Babam biraz doğrucu adam ya. İlk kez böyle alengirli bir yerden bir şey alıyor. Müslüm abi. Şimdi bu bozulursa ne yapacağız? Bunun garantisi ne? Garantisi benim abi. Bu hikayeyi hala anlatır babam. Garantisi benim abi deyince babam tamam deyip almış. Ondan sonra benimkini aldık abi. Al benimkisi de buydu. Oğlum o kadar cool'um ki ananı avradını sikeyim böyle bir cool'luk yok. Şu alet. 100 milyon saat Megadeth, 300 milyon saat Iron Maiden çaldı. CD'leri yazıp yazıp dinlerdim. Yazıp yazıp dinlerdim amına koyayım. Neyse abi buradayım işte müzik dinliyorum. Şimdi ben müzik dinliyorum kafa gömülü test çözüyorum. Duymadım tamam mı? Ondan sonra sesler bayağı coştu. Böyle kafayı bir uzattım. Kapıyı silkeliyorlar amına koyayım. Ondan sonra bir şekilde kapıyı açtılar. Kapı şu kadar aralandı bak. Şu kadar aralandı kapı. Benim bir fırlayışım var abi. Şişko olduğuma inanmazsın. Bir tay gibi fırladım buradan. Bir tay gibi fırladım abi. Böyle iki kolumla şöyle tutuyorum kapıyı. Amerika'da 17:43 saat abi. Seviyorsun sen var burada. Ne? Ben ha, dur. Sen çılgın sap. Cahre'nin anılarından kurtulabilir mi? Seni canlı canlı yutar. Bir daha dene seni şanslı sap. Ah bu acıdı işte. Buna anı derim. At Twitch tan çılgın cam. What the fuck? Neyse. Tamam abi başla şimdi. Ben böyle tutuyorum tamam mı? Ondan sonra bir tane grup durdu. Tabi yürümeye devam edenler de var. Tabii ki ilk soru geldi. Abi 3 lira versene. Abi 5 lira versene. Abi sigara içiyor musun? Sigara versene. Sigara içmiyorum o zaman. Bütün sorularına hayır, hayır, yok, yok falan diye cevap veriyorum. Bir tanesi tutturdu. Abi sevgilim var mı? Yok.
Abi sevgilin var mı abi? Yok. Abi sevgilin var mı abi? Yok. Abi sevgilin var mı abi? Yok. Size yemin ediyorum konuşmalar arasında en az 15 kere sordu. En az 15 kere. En az 15. Abi sevgilin var mı? Var amına koyayım. Var. Heh, var. Yok ama gerçekten yok ya. Hakikaten yok. Yok diyorum. Yok yok amına koyayım. Ya lisede okuyoruz yani. Kendinden 2 yaş küçük bir erkekle kim çıkar yani? Bu liseden yani. Yok diyorum ya. En son var dedim abi artık sussun diye. Hakikaten, hakikaten var dedim. Abi adı ne? Bu sefer bu soruyu dodge diyorum. Ne yapacaksın oğlum adın? Adı ne? Dodge diyorum, dodge diyorum, dodge diyorum, dodge diyorum. Adı ne? En son salladım bir isim. Zeynep dedim. Abi bir sonraki soru 10 yaşında bir çocuğun ağzından dökülmez. Yani internette dökülür, internette alıştık. Ama 10 yaşında böyle yüz yüze konuştuğum bir çocuk kimseye böyle bir soru sormaz. Bir sonraki soru şu oldu. Abi sikamla! Ne diyorsun amına koyayım? Sikamla! Sikamla! Falan yapıyor be! Sikişans mı falan yapıyor. Ne diyorsun ya diyorum. What the fuck? Ne diyorsun ya? Hayır ya dedim, öyle bir şey yok falan. Ya olmayan sevgilimi koruyorum o anda. Öyle bir şey yok ya falan. Ne demek ya falan tamam. Bir sonraki söylediği şey insanlığa olan inancımı kaybettirdi abi. Sen sikmiyorsan bana ver ben sikeyim ya yaptı. Abi yazık. Yaş Ey, 10. Yaş vurulmuş. 10. Yaş 10 kalkıyor. Ateş de ediyor ya. Yani kalkmayı bırak ateş de ediyor. Bir şey diyemedim. Ne hissettin abi? Hiçbir şey diyemedim. Bir süre takıldım böyle, dondum kaldım. Dedim ki neyse ne dediğimi söylemeyeceğim. Bir şekilde ben de bir espriyle karşılık verdim. Sonra çocuklar gittiler. Çocukların gitmesi de kafası kel, bir hitman edası ve inanılmaz bir ihtişamıyla Hüseyin müdür yardımcımızın şu gördüğünüz merdivenleri tıkır tıkır inmesiyle oldu. Çünkü okulda haydar bulunduran tek öğretmenimiz oydu ve gerçekten savaşıyordu abi. O bir savaşçıydı, o bir paladindi. Ama köyde yeni doğan bütün çocukları şeytana adıyormuş. Hayatımda gördüğüm ilk kaotik good paladindi. Paladin ama kaotik. Yani Haydar'ı çıkardı mı kime vurduğuna bakmıyordu. Biz o zaman dungeon... Takım elbiseli değil Tabi mi? tabi takım elbise. Takım elbise yeşil ama. Tamam mı? İçinde de böyle sarımtırak bir gömlek her gün. Kaotik Paladin. Biz koymuştuk şeyini de. Level'ını falan. Oğlum karakter sheet'i vardı lan hocanın. Biz o zaman Dungeons and Dragons'a yeni başlamışız. Antalya'ya kitabının geldiğini duyduk. 3.5 Dungeons and Dragons 3.5 kitabı açtık. Undead'i çevirmişler Namef diye. Bunların esprileri dönüyor aramızda. Uğur'la. Namef namına falan diye böyle salak salak. Karakter sheet'ini yapmışız hocanın. Chaotic Good Paladin. Tamam mı? Ya bu hocayı gerçekten bir gün şu kapının önünde dövdüğü bir çingen çocuğun üzerinde sekerken görmüşlüğüm var. Yani kızlar da bizim okul kızları da hocam yeter artık çocuk öldü ne olur ya falan ağlıyorlar böyle. Feryat figan ama berzer kaçtı mı durduramıyorsun yani. Açmış berzerki çocuğun üstünde sekiyor amına koyayım böyle sörf tahtası gibi. Bir yandan da küfrediyor falan. Ama böyle ayırdığında, dağıttığında, bittiğinde bir anda bir kendine geliyor böyle. Hani halk şey olur ya böyle. Doktor Bruce'a dönüştüğünde bir böyle ne yaptım ben amına koyayım ya. Bir dakika ya. Ananı sikeyim gökdelen yıkılmış falan. O şekilde böyle bir durdurduğunda şöyle bir hadi herkes sınıflarına gitsin diye böyle hiçbir şey olmamış gibi bir kendine geliş var. Hadi herkes sınıflarına gitsin diye. Mantıklarına göre adamın Ama psikolojisi bence gayet yerindeymiş hani ya. şey böyle Ama görevini bitiriyor. Eradicate everything abi. Siliyor her şeyi. Ondan sonra bir kendine gelişi var zannedersin şey yani. Hadi
cuma namazına gidiyoruz. Hani öyle bir çuku iniyor tepeden. Anlatabildim mi? İnanılmaz bir herif. Arkada 50 tane ölü var değil mi? Arkada böyle ölüler dizilmiş. Team Fortress'taki Pyro gibi ya. Dizilmiş böyle ölüler ama haberi yok yani kendi yapımı. Ah Conan Hüseyin ya. Reflex Action hoş geldin abi. Conan Hüseyin abi yok ederdi yani. Abi resmini bulabilirsem göstereceğim ama ismini göstermek istemiyorum. Haraslarsınız şimdi. Soyadını hatırlıyorum dur inşallah. Adam görevine sadık ya. Ya bence olması gerektiği gibi ya. Yani. Ya ancak öyle savaşabilir yani. Oğlum benim rüyalarıma giriyordu ya. Öldürüyor. Bizim böyle miğferdi bir defansı gibi defans yaptığımız bir rüyam var abi şu okulda. Yemin ediyorum. Allah belamı versin. Ben o rüyayı ölene kadar unutamayacağım ya. Yemin ediyorum size ya. Dur bakayım. Bir dakika. Yok abi resimleri yok zaten de hoca da burada değil. Bizim her hocamız bir farklıydı ya amına koyayım. Tarihçi vardı cin göz diyordu bana mesela. Acaba var mıdır lan bir yerde?